Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün pizza hamuru tarifini sizler için hazırladım arkadaşlar. Hatırlarsanız baştan sona kadar 4 tarifi birlikte birleştirmiştim. Bugün de o videomu ayrı ayrı sizlere paylaşacağım. Pizza hamurunu, pizza sosunu, derin dondurucuda pizza nasıl saklarız? Hepsini ayrı ayrı paylaşacağım. Bu videolarımda diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Şimdi hamurumuzun malzemelerine geliyoruz arkadaşlar. Eğer bir gece öncesinde mayalayacaksanız çeyrek kadar yaş maya yeterli olacaktır. Gündüz mayalayacaksanız bir tane yaş maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Süt tamamıyla size kalmıştır. Tercih meselesi, kullanmaya da bilirsiniz. Ayrıca 1,5 su bardağı ılık su. Yoğurma kabımıza veya mikserimize bir tane mayamızı alıyoruz. Şekeri ilave ediyoruz ve bir bardak ılık su ile mayamızı eritiyoruz. Eridikten sonra diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Sıvı yağ, bir bardak sütü, bir bardak kepekli unumuzu ve normal unumuzu ilave edip kontrollü bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Böyle çok cıvık bir hamur olmayacak. Ve hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da hamurum çok güzel mayalandı. Mayalanan hamurumuzu arkadaşlar bezelere ayıracağız. Eğer 32 santim çapında bir pizza yemek istiyorsanız bezemizin büyüklüğü 270-275 gram olması gerekmektedir. 28 santim çapında bir pizza yemek istiyorsanız 200-210 gram arası büyüklükte bezenin olması tam idealdir. Bu ölçülere dikkat ederseniz sizler de orijinal İtalyan pizzası gibi enfes şekilde bir pizza yemiş olursunuz. Ayrıca bu pizzayı da fırında pişireceğiz. Fırında pişirdiğimiz pizzayı tabanına fırın taşı koyarak pişireceğim. Eğer sizlerin de alma imkanınız varsa tavsiye ederim, kesinlikle sanki taş fırında pişmiş pizzalar gibi olacak. Evet, bir diğer püf noktalarından biri de arkadaşlar bezeleri bu şekilde içi içe katlayarak, yuvarlayarak beze yapalım. Gördüğünüz gibi iç içe katlayıp bu şekilde bezemizi elde edelim. Daha sonra fırın tepsimize unlayalım tabanını ve boşluk bırakarak, aralarına boşluk bırakarak, çünkü oldukça bunlar şişecektir mayalanma esnasında. Üzerine temiz bir bez ve poşet örtelim kurumaması için. Bu şekilde yaklaşık yarım saat, 1 saat bekletebilirsiniz zamanınız varsa. Gördüğünüz gibi oldukça kabardılar. Bunları şimdi kontrollü bir şekilde spatula ile alacağım. Havasını fazla indirmeden, değerlerini bozmadan. Bu şekilde aldıktan sonra nasıl açacağız arkadaşlar? Mısır unu biraz ve biraz da normal un ile birlikte açacağız bunun tabanını. Tezgaha biraz un ve biraz mısır unu ilave ettikten sonra mayalanmış olan bezemizi alıyoruz ve bu şekilde elimizle çevire çevire büyütüyoruz. Büyüterek açıyoruz. Yani merdane hiç kullanmadan elimizle bu şekilde bastırarak açıyoruz. Çok kolay açılıyor zaten. Bu açmış olduğum bezede arkadaşlar yaklaşık 210 gramlık bir bezeydi. Evet, onu açtıktan sonra şimdi ikincisine geçiyorum. Gördüğünüz gibi tekrar un ve mısır unu karışımında bezemi iki tarafını çevirdikten sonra bu şekilde elimle büyüterek açıyorum. Burada tekrar size göstermek istiyorum ve bundan sonraki videomu bitireceğim arkadaşlar. Sos tarifimi ve derin dondurucuda pizzayı nasıl saklarız ve nasıl pişiririz, bunları diğer paylaşımlarımdan izleyebilirsiniz. Evet, burada yayınımı kapatıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi devamını diğer paylaşımlarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına da linklerini bırakacağım. Linklerden videoların devamını izleyebilirsiniz.
Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Videolarımı kaçırmak istemiyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz ve zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.